Merhaba, yapay zeka ile resim oluşturma, resim düzenleme ve yapay zeka siteleriyle devam ediyoruz. Bu arada bu videomuz yalnızca resim düzenleme değil, aynı site içerisinde prompt yazarak resim oluşturabilir, kısa videolar üretebilir, hatta kendi resimlerinizi ve referans olarak yükleyeceğiniz resimleri yapay zekaya tanıtıp eğiterek, aynı resimlerden kararlı bir karakter oluşturup çoğaltabilirsiniz. Yine her zamanki gibi Google'a giriyoruz ve Crea.io yazıyoruz. Burada, başlangıca tıklamamız gerekli diğerleri farklı seçeneklerdir. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve basit bir tasarımı var. Ben uzun süredir YouTube kanallarımda ve sosyal medyalarda paylaştığım resimleri buradan düzenliyorum. Sitenin en güzel yanlarından birisi hem telefon hem bilgisayarlarınızda kullanabilmeniz, ayrıca ücretsiz özellikleri de olmasıdır. Elbette kaliteli bir site olduğu için günlük sınırlı sayıda resimler düzenleyebilirsiniz. Günlük kotanız her gün yenilenir. Ve bilgisayacı kanalı izleyenlerine yine bir jest olarak söyleyelim ki, farklı hesaplarla girdiğinizde ilk kez giriyormuş gibi kullanmaya devam edersiniz. Yani kotanız bittiğinde farklı bir Gmail hesabı ile girerseniz, işlemlerinize kaldığı yerden devam edebiliyorsunuz. Buradaki akış seçeneğinde prompt yazarak hem ücretsiz hem de Midjourney kalitesinde resimler yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı seçeneğinde ise anlık olarak resimler üretebilirsiniz. Buraya girdiğinizde soldaki seçeneklerden şemalar, objeler seçerek gördüğünüz gibi gerçek zamanlı resimler oluşturabilirsiniz. Ek olarak buradaki kutucuğa da detaylı olarak istediğiniz şeyi ayrıntılı olarak yazabilirsiniz. Ayrıca buraya herhangi bir resim yükleyerek üzerinde farklı düzenlemeler de yapabilirsiniz. Bir nevi resim çizdiğiniz tuval gibi düşünebilirsiniz. Video üretme seçeneği de var. Videonun başında söylediğim gibi kısa videolarda oluşturabiliriz. Nasıl yapacağınızı zaten kısa bir animasyon ile anlatıyor. Mesela iki resim yükleyerek birbiriyle bağlantılı ilginç videolar yapabiliriz. Çok detaylı olduğundan ve uzun süreceğinden bunu başka bir videonun konusu olarak bırakalım. Şimdi yapay zeka eğitim seçeneğine gelelim. Bazı arkadaşlarımızın yorumlarda bir resim yükleyip devamlı aynı resmin benzerlerini yapabilir miyiz? Veya bir kadın model yaratıp onun benzer birçok resmini yapıp ayrıca fan sayfası açarak orada paylaşabilir miyiz? Öyle bir site var mı diye sorduğu soruyu da böylece cevaplamış olacağız. Bu seçeneğin tek eksi yanı maalesef ücretli olmasıdır. Ben daha önce ücretli olarak üye olup bir model yaratmış ve çok beğenmiştim. Ancak bir eğitimci olarak konum yapay zeka araçları üzerine eğitim olduğundan ve herhangi bir fan sayfası açarak karakterler paylaşmayacağımdan dolayı artık kullanmıyorum. Ama durumu olan ve bu şekilde paylaşımlar yapan arkadaşların kullanmasını kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki logo, yapay zeka desenleri ve stüdyo tuvali gibi seçeneklere isteyenler ayrıyeten bakabilir. Şimdi biz videomuzun asıl konusu olan resim düzenleme seçeneğine gelelim. Bu zamana kadar kullandığım ve çok başarılı bulduğum bir seçenektir. Videonun kapak resminde gördüğünüz düzenlemeyi buradan yapmıştım. Güçlendirici seçeneğinde eski, yıpranmış kötü resimlerinizi orijinalini bozmadan muazzam şekilde düzenleyebilir, üst düzey yükseltebilirsiniz. Videomuzun sonuna doğru gelirken burada ben sizler için önceden örnek resimler yüklemiştim. Şimdi birlikte birkaç örnek yaparak videomuzu sonlandıracağız. Öncesinde sizlerden ricamız beğenmenizi ve ilk kez videomuzu izleyenlerin de takip etmeyi unutmamasıdır. Elbette buraya kadar izleyen sevgili dostlarımızın videomuzu beğendiğini biliyoruz. Ama bunu beğeni butonuna tıklayarak gösterirlerse, YouTube'un içeriğimizi ön plana çıkararak değerli bir kanal olduğumuza o şekilde karar verdiğini bilmenizi rica ediyoruz. Şimdi birlikte örnek bir resmi, önce bir X, sonra sırasıyla 4 ve 8 X olarak yükselteceğiz. Kaliteli olmayan ve yapay zeka ile yaptığım bu kadın resmini bir X çözünürlüğe ayarlıyorum. İster direkt yapabilir isterseniz de aşağıdaki seçeneklerden arka planın aydınlık olması gibi detaylar isteyebilirsiniz. Ama genelde standart ayarlarla bile muazzam sonuçlar alınabilir. Son olarak genişletmek diyoruz. Onu beklerken bilmenizi isterim ki bu düzenleme işlemi sadece bozuk kaliteli resimler için değil, piksel, anime benzeri karakterleri, 3D resimleri gerçek bir model yapmak için de kullanabilirsiniz. Videomuzu fazla uzatmamak için tek bir örnek yapacağım. Düzenleme işlemi bitti. Kullandığınızda nasıl sonuçlar aldığınızı bizle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu arada sadece 8 video ile 1 ay içinde 1250 abone olduk. Bu 1 ay gibi
kısa bir süre içinde ve tamamen sizlerin sayesinde oldu. Yabancı kanallarımıza şimdilik ara verip, kendi vatandaşlarımıza ve kendi ülkemize hizmet vermek amacıyla kurulan, bu kanalımıza gereken ilgiyi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ben yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı Orhan Altuntaş. İzlediğiniz için teşekkür ediyor, herkese bol şanslar diliyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.